Merhaba arkadaşlar, şu anda saat 9, uyandık ve Kongre Dome'a doğru yol aldık. Evet. Eternal Fire söyleşisine gideceğiz. Bakalım neler olacak, sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, şu an Kongre Dome'un önündeyiz. Şöyle arkamızda Next Level var. Giriyoruz bakalım, saat 10 oldu. Bakalım. Hayır. Kongre'nin içerisindeyim. Burada sponsorlar var tabii ki. Arkadaşlar tabii ki burada birçok sponsor yer alıyor. Oyuncu mağazası başta olmak üzere. Burada Red Bull'un hazırlamış olduğu bekleme alanlarını görüyoruz. Aynı zamanda girişten Red Bull kartları alarak bedava Red Bull alabiliyorsunuz. Uzun kuyruklar oluştu. Röportaj kanalları geldi ve röportajlar verdi. Takımla inandı. Bugün böyle bir organizasyonu beklemiyorduk. Bunu kim bulduysa teşekkür ediyoruz ona. Ankara Gençlik ve Spor Festivali yüzlerce genci bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-sporun dünyada çok ciddi bir sektör haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin bu sektöre kayıtsız kalmayacağını da söyledi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yüzlerce genç Ankara'da buluştu. Hem eğlendiler hem de e-spor kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular. Böyle bir etkinlik çok fazla Ankara'da olmuyor. O yüzden e-spor konusunda etkinlikler olması bizi heyecanlandırıyor. Yani gençler olarak bizim çok büyük bir hobimiz. E-spor olsun, hani bu tip elektronik şeylere çok fazla ilgimiz var. Bunun yeni yeni yaygınlaşıyor. İnsanların ilgi gösteriyor olması bizi çok heyecanlandırıyor. Bu etkinliğin şu an Ankara'da olması güzel bir şey. Çünkü tüm kadro İstanbul'da. Ankara Gençlik ve E-spor Festivali Ata Kongrezyum'da kapılarını açtı. Festival için gelen gençler uzun kuyruklar oluşturdu. Kimileri konserlere katıldı, kimi de gösteri maçını izledi. İlhan Salıncı'yı çok seviyorum, o yüzden onun konseri için geldim. Zantares ve Vox 2 en başından beri takip ettiğim şeyler, e-sporcular. Onların da buraya gelmesiyle tabii ki de buraya geldim. Hani çok beklediğim kişilerdi. Ankara'ya gelmeleri de beni bir şokladı. Böyle bir organizasyonu beklemiyorduk. Bunu kim kurduysa teşekkür ediyoruz ona. Fuat Bey'e de teşekkür ediyoruz geldiği için. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da e-spor söyleşisine katıldı. Türkiye'de e-sporun gelişimi ve sporculara destek konuşuldu. Oktay, sağlık ve hukuk gibi alanlarda dijitalleşmenin daha da genişleyeceğini belirtti. Dijitalleşmenin ekonomiye etkilerinden söz etti. İnsan unsuru gerekmeyen yerlerden insan unsurunu çıkaralım, bazı kısımlarını otomatikleştirelim. Yani sizler aldığınız hizmeti çok daha hızlı alın. Arkadaşlar şu an geldik, içerideyiz. Hazırız. Şöyle bir kalabalık var. Uğur'u gördün mü arkada bak? Nerede? Yanlışım yoksa Kalix orada. Belki beni tanıyanlar da vardır ama burada daha süperstarlarımız var ve birazdan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay bizlerle birlikte olacağız. Eternal Fire takım sahibi Furkan Güven olacak ve teşrif ediyorlar Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay. Hoş geldin diyoruz kendisine, alkışlarla sahneye alıyoruz. Nasılsınız? Çok çok teşekkürler. Ya böyle bir gençlikle beraber olunca, sizinle beraber olunca kötü olma şansı var mı?
Ama ben arkadaşlara biraz önce şunu söyledim. Dedim ki arkadaşlar buraya eğlenmeye geldiler. Bizi görmeye gelmediler. Değil mi? Aslında hala altyapı anlamında da, altyapıdan da söz ettiniz, altyapı anlamında da tam kapasiteye ulaşmış değiliz. Hala bazı sıkıntıların olduğunu söylemek mümkün ki bunun sıkıntısını yaşayan insanlardan iki tanesi burada. Özellikle internetle alakalı bazı problemler vardı. İstersen Can sen de ondan bahset. Bizim ülkedeki e-sporda en büyük sorunumuz altyapıdan oyuncu yetiştirmek. Bunun da mesela şöyle söyleyeyim, işte farklı illerde oynayan arkadaşlarımız olduğu için İnternetlerde çok sorun yaşıyorlar. İnternet altyapısında bayağı problem yaşıyorlar. Aynı zamanda biz de kendimiz farklı 3 tane farklı internet firmasıyla anlaşmalar yaptık. 2 tane farklı altyapı test ettik. Ve hepsinde de sürekli gecikme yaşıyoruz internette. Bunun gibi yani benim gibi çok fazla insan var bu durumu yaşayan. O yüzden nasıl bir önlem almamız gerekiyor bununla alakalı? Ben aslında bu sorunun... Ses yok. Okay. Bunun anlamı biz de yaşıyoruz anlamında mı oluyor bu alkışın anlamı? Evet başkanım. Evet başkanım. Ben burada araya gireyim hemen. Bu sadece e-sporcuların değil, e-sporcular profesyonel oyuncular oldukları için en çok aslında bunun ceremesini çeken insanlar ama bu evinde kendi kendine oyun oynayan oyuncunun da yaşadığı bir problem. İnternette yani yurt özellikle ama profesyonel sahnede çok daha büyük sonuçları var tabii. Çünkü yurt dışındaki rakiplerle oynarken, yabancı takımlarla karşılaşırken uluslararası sahnede arada bariz bir internet kalitesi farkının söz konusu olduğu durumlarda oyunları doğrudan etkileniyor ve aslında bu sonuçlara da yansıyor. Kariyerlerini direkt etkileyen bir şey. Ben aslında bu konunun gündeme gelebileceğini tahmin ettiğim için tam gelmeden ilgili bakanlığımızdan da kurumlarımızdan da bir en son durum nedir diye bir bilgi notu şöyle bir almıştım. Kendi notlarımı aldım. İsmailcan sen soruyu sorarken ben onlara bakıyordum. Süper. Mobil geniş bant gecikme süresi 25 milisaniye. Sabit geniş bant gecikme süresi 9 saniye. 9 milisaniye. Şimdi dünya ortalaması ne diye bunu sordum. Dünya ortalaması 29 milisaniye. Dünya ortalamasının ilerisindeyiz. Oradan daha iyiyiz. Ama bu bize yeterli mi? Kesinlikle değil. Yani biz burada kalmak istemiyoruz. Benim size bir sorum olacak. Buraya katıldığınız için öncelikle çok teşekkür ederiz. Hem e-spor grupları olarak hem takım olarak gerçekten çok memnun olduk bu durumdan. Bir maruzatımız var. Bizim oyuncular olarak bütün bizim kendi maçlarımız dahil olmak üzere global maçları takip ettiğimiz bir platformumuz vardı. HLTV.org diye. Maalesef orası maalesef orası 20 sene sonra kapandı. Bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyoruz. Orayla ilgili de sizden bütün e-spor sevenler ve sanal oyunları sevenler adına bir ricada bulunmak istiyorum buradan. Bize bu konuda yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Evet, mesaj alınmıştır. Yani salondan da mesaj alınmıştır ama ben sadece şu kadarını yine hepinize hatırlatmak isterim burada. Sizlerle de bunu paylaşmak isterim. Herhangi bir siteye erişim engeli getirildiğinde birkaç şey dikkate alınıyor aslında. Bizim genelde uluslararası boyutta sorunumuz olan iki konu var. Uluslararası şirketlerle ilgili ve uluslararası firmalarla ilgili. O da bir vergi konusu, ikincisi de kişisel verilerin korunması konusu. Yani sizlerin bireysel hukukunuz bizim için önemli. Yani sizin verilerinizin alınıp başka yerde kullanılmasını engellemek. Bizim verilerimizin dışarı gitmesini engellemekle ilgili iki konuda hassasız. Onun ötesinde de belki şu olmuş olabilir. Sanal bahis konuları belki orada farklı bir şey gelişmiş olabilir. Ben buna bakarım. Ben hemen buradan çıkar çıkmaz konuyla ilgileniyorum. Bu konularda herhangi bir sıkıntı yoksa gereği yapılır. Çok teşekkür ederiz. Olmadığınız için çok sağ olun. Başkanım,
Cevaplarınızdan ötürü teşekkür ederiz. Ama dediğim gibi sizi öyle hemen bırakmaya niyetimiz yok. Arkada İstanbul Park turu sizden rica edeceğiz bir tane. Sayın Başkanım, aramıza katıldınız, bizi onur ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz mesajlar bizim için ve e-spor dünyası için de oldukça umut vericiydi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Takım olarak size bir forma hediyemiz olacak başkanım. Kabul ederseniz çok seviniriz. Çok heyecanlıyım. Herkese selam. Çalışmayalım. Bir şok neler hazırladın bu maçı özel? Çok fazla hazırlandık. Şampiyon olmayı istiyorum. Bayağı iddialı gözüktür açık. Yoksa şansları yok. Ben takip edersek gideceğiz. İddialı. İddialı. 2 ve 2. Yerlerini alalım. Her gün doğum günü. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı yardımcısının ardından forma çekilişleri oldu ve sahipleriyle fotoğraflar çekildi. Herkese selam. Çatışmaya devam. Ardından 2 ve 2 turnuvası yapıldı. Fakat buraları fazla veremiyorum arkadaşlar. Gösteri maçının ardından 3 kişi konser yaptı. İlyas Altıntaş, Ecem May ve Label C5. Fakat sonrasında soru cevap beklenirken maalesef yapılmayacağı söylendi. Etkinliklerin ve çekilişlerin Instagram üzerinden yapılacağı söylendi. Ve direktmen imza törenine geçildi. Fakat imza töreni aşırı kalabalıktı. O yüzden onlarla bir röportaj yapamadım. Sadece fotoğraf çekilirken bir görüntü alabildim. Bu şekilde günü bitirdik arkadaşlar. Genel olarak eğlenceliydi fakat teknik sebeplerden dolayı olmadı. Ama yine de takımda her zaman arkasındayız. Maçı öğrenmelerinde başarılar dilerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.